Kararmayan üzümlerin hazin sonu. Gerçekten iğrenç bir hayat. Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda çok da güzel bir video ile karşınızda değilim. Ama size bunu da göstermek istedim. Bu sene İlkeren üzümlerinde kararmakta problem yaşadık. Üzümler bayağı yüklüydü. Hem de havalar bu sene çok değişik gitti. O yüzden de kararmadı. Sadece mesela bizim bağ kararmamış olsaydı anlardım ama bir dünya insanın bağı kararmadı. Bu yüzden de kararmayan bağları sirkeye kesiyoruz biz de. Bunu size göstermek istedim. Sirkelik üzüme gidiyor bunlar kararmadığı için. Yeter ki salkım olsun. Kararmış, çürümüş, herhangi bir şekilde fark etmiyor. Beyaz da olsa bir sıkıntı olmuyor yani. Tabii bu üzücü bir durum. Çünkü ne bileyim sirkenin fiyatı 100'e alıyorlar şu an. Ama dalında kalmasından iyidir yani. Biz şimdi üzümü kestik. Şimdi ara ara üzüm kesmeyle böyle gösteririm tarlada. Videolar da eklerim. Kararmayan üzümlerin hazin sonu. Evet arkadaşlar, kararmadılar. Bu İlkeren üzümü. Şöyle artık buruşuyorlar falan. Şöyle göstereyim. Şuradan kesiliyor. Burayı tabii biz şey yaptık, gezdik ama şöyle içini gösterelim. Kararmadılar. Şu an bunlar sirkeye gidecek. Arkadaşlar İlkeren üzümünde böyle bir sıkıntı var. Biz bu tarlayı gezdik ama işte belli bir kısmı kararmadı. Onları da böyle sirkeye gönderiyoruz. Arkadaşlar böyle üstünden ne kadar da zaman geçse kararmadı. Şöyle göstereyim. Daha hala beyazlı beyazlı. İlkeren'de böyle bir sıkıntı var. Ne kadar güzel yapmış taneleri ama kararmayan bir dünya var. Bunlar kasaya girmiyor. Bunların hepsi sirkeye şimdi. Arkasını döndürdüğünde bembeyaz. Bakın Roma. Evet arkadaşlar, bir romok dolusu şöyle kestik. Öyle göstereyim. Şu üzümler başka bir üzüm çeşidi. Onları da kestik, kararmıyor. Bağın içinde öyle çıktıydı. Öyle. Şöyle görün. Yani bu sene böyle bir şey oldu. Yani yapacak bir şey yok. Bu da Allah'tan diyoruz. Ama bayağı üzücü bir durum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Yani bizde yaklaşık bir 20 yıldır üzüm var. Ben hatırlamıyorum daha böyle bir şey olduğunu. Bu da Allah'tan, yapacak hiçbir şey yok. Öyle arkadaşlar, şimdi böyle üzümü kestik, göstereyim şöyle. Şurada da sıra sıra şimdi kamyona boşaltacağız rampadan. Bunu direkt böyle fabrikaya gidiyor. Öyle arkadaşlar, şimdi onları göstereyim. Bazıları kasaya kesmiş, eliyle boşaltacak. Kimisi direkt damper kaldıracak. Şimdi onları size göstereceğim. Arkadaşlar bunlar da böyle başka bir abilerin. Bunlar da kararmamış. Şurada da var. Bunlar da kararmamış. Evet abi, bunlar niçin böyle oluyor ya bu sene? Konuşturayım azıcık sizi abi. Bu işin içindesiniz abi. Siz tarım yapıyorsunuz. Sizce niçin böyle oldu abi bu üzümler bu sene? Bu işin tüf noktalarını bilmiyoruz. Ziraat mühendisleri de bu konuda çiftçiye yardımcı olmuyor. Sadece ilaç satıyorlar. Masa başına oturuyorlar. Para kazanıyorlar. Çiftçi mağdur, çiftçi mağdur. Niye bu? Ya su verdiniz, ondan oldu, kararmadı. Ya da şöyle de gösterelim. Gücü bazı sandıkları seyrettiğinde bembeyaz ya. Besleyemedi. Abi danede hiçbir sıkıntı yok. İyip biri olmuş yani. Şunlara bakın ne güzel. Arada güzel salkımlar da gitmiş ama. Bu sene havalardan galiba ya. Bu şekilde oldu. Birazdan kararmayan üzümlerin hazin sonunu göstereceğiz. Şöyle kamyona yüklenecek. Fazla bir iki. Kararmayan
mekanizm, yarın hazin sonu. Hazin sonunu gösteriyoruz. Çok büyük bir şey oldu. Çatı gelmişti. Üzümlerin hazin sonu. Dökülüyorlar şimdi. Ben de kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi döktük. Ve düşüyorlar. Ve düştü. Şuradan da şey yırtıldı, branda yırtıldı. Evet arkadaşlar, bu videomuz da buraya kadardı. Pek güzel bir içerik değil, böyle hani üzüldük falan ama yapacak hiçbir şey yok. Dalında kalacağına bir şekilde paraya döndürmek, 1000 lira 2000 lira para almak daha mantıklı. Yani dalında çürüyeceğine kim kime verir yani. O yüzden herkes bu şekilde değerlendirdi. Umarım inşallah hiç kimsenin başına bir daha böyle bir şey gelmez. Mahsullerimiz güzel olur. Biliyorsunuz çiftçilik bu devirde artık çok zor. Üretmek ayrı dert, yetiştirmek ayrı dert. Her şeyin maliyetleri çok arttığı bir dönemde böyle üzümün sirkeye gitmesi çok üzücü bir durum. İnşallah bir daha böyle bir şeyle tekrardan diyorum karşılaşmayız. Öyle arkadaşlar, bu videoda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.